Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta biraz yoğun geçti. Aslında Alanya'dan geldiğimizden beri benim açımdan bir yoğunluk var. Şöyle ki, işte Ali okula başladı, işte ama hemen alıştı çok şükür. Hani tüm gün gidiyor, geçen sene yarım gün gidiyordu. Ve okulu değişti, arkadaşları, öğretmeni değişti. Dolayısıyla belki adapte olamaz diye düşündüm ama aslında gereksiz yere kaygılanmışım. Neyse ki hemen alıştı. İşte Oz Dükkan diye bir hesabım var. Instagram'da satış yapıyorum. İşte cupcake çubukları, işte Amerikan servisi, çerçeve vesaire. Kağıt üzerine baskı olarak aldığım işlerim var. Onlar biraz birikmişti. Onları halletmeye çalıştım. Alanya'da gelen siparişler vardı, bekletmiştim. Sonra buraya gelince işte Eylül ayında işler açılıyor çok şükür. Onları biraz hallettim. Çoğunu paylaşamıyorum çünkü hemen halledip kargolamak istiyorum. Böyle bir eve geleyim de hani onları yan yana koyayım, işte fotoğraflarını çekeyim, paylaşayım. Olmuyor bazen. Bazen de zaten insanlar istemiyorlar. Çünkü hani parti olmadan önce işte Instagram hesabında paylaşmamı istemiyorlar. Ben de unutuyorum sonrasında paylaşmayı vesaire. İşte öyle işler vardı. Onları falan hallettim. Bugün sipariş yok. Ama hazırlamayı gerçekten çok seviyorum. Birkaç haftadır bu işleri yapmadığım için gerçekten özlemişim. Çünkü çok seviyorum. Böyle yeni yeni insanlarla sohbet etmek, işte onların siparişlerini dinlemek. Ondan sonra onlarla böyle kontak halinde olup işte yaptığım şeyleri paylaşmak ve yaptığım işlerin beğenilmesi gerçekten çok büyük haz veriyor. Ve iş bittikten sonra o kargoya gidip işte veriyorsun ve kargonuzu gönderdim diyorsunuz ya, işte o gerçekten iyi bir his. Çünkü iş bitirmek güzel, iyi hissettiriyor. Onların doğum günü masalarında yaptığın işlerle de olsa olmak kesinlikle böyle bayağı keyifli bir durum. Seviyorum hani bu şey gibi, hani bir modacının yaptığı işte bir gömleğin atıyorum bir sürü kişi de olması o insana nasıl haz veriyordur. Yani ben tabii o kadar iddialı değilim ama yaptığım işlerin insanların evlerinde olması vesairede, bebeklerin odalarında asılı olması, o çerçevelerin beni gerçekten çok mutlu ediyor. Neyse çok uzatmayayım. İşte bu tarz işler vardı. Sonra Zebramo'dan, işte dolap hesabından yaptığım satışlar vardı. Onların kargoları işte her gün oluyor. İşler yolunda bu aralar. O yüzden böyle bir video çekemedim. Ama çekmeyi çok özlemişim. Bir hafta oldu. Hayatı gerçekten çok seviyorum. Hayattan çünkü çok fazla beklentim yok. Geçinebileceğim kadar para, kimseye muhtaç olmayacağım kadar iş güç vesaire. Bunlar olsun ama hep huzur olsun, sağlık olsun, mutluluk olsun. Bunları kovalayan bir insanım. Hiçbir zaman hedeflerim ve hayattan beklentilerim yüksek olmadı. İnsanlardan da öyle. O yüzden hiçbir zaman kolay kolay hayal kırıklığına uğramadım. Allah hiç kimseyi de zaten uğratmasın. O yüzden hayatın bana getirdiği her şeyi kabul ettiğim için, işte minicik şeylerle mutlu olmayı sevdiğim için belki de huzurum yerinde çok şükür. Bunu da paylaşmak istedim. Mesela bu en son alışveriş videomda gösterdiğim pofuduk terlikler bile beni inanılmaz mutlu ve huzurlu hissettiriyor. O kadar yumuşak ve tatlılar ki gerçekten bunu da paylaşmak istedim. Tadam. Gerçekte de tanıyan herkes böyle özenli sofralarda yemek yemeyi çok sevdiğimi biliyor. Ve gerçekten üşenmiyor musun tek başınayken bile diyorlar. Aslında hiç üşenmiyorum ama bugün o kadar üşendim ki bir şey göstereceğim. Sabah Ali çizgi film izleyerek böyle televizyonun karşısında koltukta oturup kahvaltı yaptı. O gittikten sonra da dedim ki ben neden yapmayayım dedim. Hemen böyle bir tabak hazırlayıp salaş bir şekilde kahvaltı yaptım. Caner olmadığı zaman genelde çay demlemiyorum ve böyle sallama çay içiyorum. Bugün özensiz bir kahvaltı yaptım ama çok mutluyum. Bir şey daha paylaşmak istiyorum. Benim şimdi burada bir tane böyle kocaman boğumları olan kaktüsüm vardı. Ve üzerinden şöyle parçalar çıktı. Büyüdüler ve ağır geldikleri için de eğilmeye başladı buradaki parça. Babam da onları kopar, ağırlık yapmasın dedi. Ben de bir tanesini buraya ektim tekrardan. Ama bir gün bir kalktık, buradaki şey kopmuş ve yere düşmüş. Yani böyle çok anlamsız ve çirkin duruyor ama şimdi burada bir hayat var ve hakikaten bir umut. Burada yine hayata tutunmaya çalışan minik bir bebek kaktüs var. Yani buna kıyamıyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bilen var mı? Yani şu boğumdan koparıp eski kökü atıp bununla mı devam etmeliyim? Yoksa hayat belirtisi beklemeli miyim? Ama sanki umut yok gibi. Sizce? Video çekerken
Zebra'dan bir sipariş geldi. Hemen gidip onu Petite Cargo'ya vermem lazım. Bunları toparlıyorum. Evet, kargomu hazırladım şimdi. İçinde böyle minik kullanmadığım kahvaltılıklar vardı. Böyle altılı. Onlar satılmış. Ben de şimdi onları paket yaptım. Genelde böyle kutuları atmıyorum. Biriktiriyorum bir dolabın içinde. Direkt böyle özensiz kargo poşetlerine koyup göndermeyi sevmiyorum. Hızlı hızlı gidiyorum. Hem de bana yürüyüş olsun. O yüzden spor ayakkabılarımı giydim zaten. Evet. Şimdi arkadaşlarımla buluşacağım. Hazırlanıyorum. Bir de hafif makyaj. Tamam. Krem de bitti artık ama yine de sonuna kadar kullanmayı seviyorum. Böyle makyaj öncesi biraz nemlendirici. Sabah sürmüştüm gerçi ama kuru bir cildim olduğu için her defasında sürmem gerekiyor. Evet. Çok hafif bir şey yapacağım. Too Faced'in chocolate'ları var. Şöyle Real Techniques bir fırçam var. Onunla hızlıca önce bir açık renk. Fondöten, pudra falan hiçbir şey sürmedim. Zaten bence bronzum. Ve cildimde o kadar kötü durmuyor. Lekelerim saymazsak. Onları seviyorum artık, yapacak bir şey yok. Bilinçsiz dönemlerimden kalma. Şunlardan birini süreceğim. Daha karıştırdım biraz. Şuraya da biraz daha koyu renk süreceğim. Şununla şunu karıştırmayı. Hatta şuradaki bordoyu çok seviyorum. Şimdi şu bordoyu alt kirpik diplerime de açılı fırçayla geçeceğim. Çok az. Evet, rimelimi de sürdüm. Şimdi bu MAC'in Peaches aldığını gerçekten çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Rengi gerçekten çok güzel. Allık, sağlık. Ben hiç makyaj yapmadığım zamanlarda bile bir allık, bir mel, bir de belki biraz dudak parlatıcısı hafif ama gayet sağlıklı ve iyi gösteriyor. En azından yorgun ifadeyi alıyor böyle. İyi hissettiriyor allık bana. Ben allık gerçekten en sevdiğim makyaj malzemelerinden biridir allık. Bir melsiz bir de allıksız herhalde yapamam. Şimdi dudaklarıma da yine MAC'in Bold Bear isimli kalemini süreceğim. Çünkü Velvet Teddy kullanıyorum. Ruj olarak da yine MAC'in. Yani artık bittikçe aldığım bir ruj olacak. Çünkü bitti, aldım. Muhtemelen bu bitince bir daha alacağım. Makyajım bitti. Bence iyi. Evet, şimdi arkadaşım beni almaya geldi. Şöyle giyindim. Asansörün ortada böyle şerit olduğu için çok net görünmüyor. Bir de şöyle göstereyim. Böyle yüksek bel etek giymeyi çok seviyorum böyle kraplarla. Böyle minik belli belirsiz bir pencere. Bu görüntüyü gerçekten seviyorum. Şöyle yakından göstereyim. İlkokulu şu anda sınıf mevcut. Mesela Defne sınıfı 17 kişi. Yani ilkokulda çok da güzel gidiyor. Çocuk kitaplarına bakmayı çok seviyorum.
Şu seriden Ali'de de var. Bu seriye bayılıyor. Çok iyi. Evet, hangi yaştan olursak olalım herkesin sevdiği bir köşe. Kırtasiye. Şunlara bayıldım. Tabii bizim zamanımızda yoktu böyle renkli şeyler. Böyle yaşlı insanlar gibi konuştum ama. Evet, şimdi yemek tarifleri reyonunda şöyle bir defter buldum. Çok güzel görünüyor. Çok güzel. Çok sevdim. Evet, bu arkadaşım her ne kadar sevmese de onu da çekmek istiyorum. Neye bakıyorsun? Dünyayı değiştiren bilimci kadınlar. Bakayım kapağına. Şimdi dondurma yemeye geldik Cemal'cimle. Bizim patron orada oturuyor. Selam patron. Merhaba. Ne haber? Bir kez dondurma. Ali mi? Bütün dondurmalar çok lezzetli ama özellikle tutti frutti ve cevizlisi efsane. Biz Ali ile okuldan çıktık. Biraz oyun oynadı arkadaşlarıyla okulun bahçesinde yine. Sonra eve geldik. Banyo, yemek derken yine gün sonunu almak üzereyiz galiba. Gözler biraz gidiyor mu ne? Babası bugün evde yok. Biz Ali ile takılıyoruz. Şimdi biraz çizgi film izleyeceğiz. Sonra da tumba yatak. Bu saatlerde çay içmeyi çok seviyorum. Bir el sağlar mısın? Ve öpücük atar mısın? Yapmayacak mısın? Yorgunluktan bayılmış. Biraz sonra uyursun kesin Ali. YouTube'da seni izleyenlere. Evet. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.